bugünlerde aşı karşıtları bir taraftan da asılsız söylemlerde bulunuyor. Aşı yaptırmayın, kısırlık yapar. Aşı yaptırmayın, özellikle tüp bebekle uğraşan kişileri etkiliyor tabii ki. Aşı yaptırmayın diyorlar, kısırlık yapıyor, doğurganlığınızı etkiliyor diyorlar. Covid-19 aşıları kısırlığa neden oluyor mu? BioNTech aşısı, Çin aşısının bir zararlı etkisi var mı? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Özellikle aşı karşıtları durmadan aşılar kısırlığa neden oluyor, sakın ha gibi bildirimlerde bulunuyorlar. Oradan buradan anlatmaya çalışıyorlar. Burada bilimsel verilerdir bizim kaynaklarımız. Bilimsel verilerde, yapılan çalışmalarda gerek Çin aşısının, gerek BioNTech aşısının, gerek diğer COVID aşılarının kısırlığa neden olduğunu gösteren bilimsel bir veri yoktur. Ve bu sebepten dolayı boşu boşuna kısırlık yapıyor diye endişeye girmeyin. Çünkü zaten aşının içeriğine baktığınız zaman kısırlık yapabilen madde yok ki. Zaten içinde adjuvan madde de yok. Ne alüminyum var, ne civa var, başka bir şey de yok. Yani bunun içinde böyle bir kısırlığa neden olabilecek madde yok. BioNTech aşısı bir mRNA aşısı. Yani bir genetik materyal veriyor, vücudumuza giriyor ve protein oluşturuyor. O da antikor oluşturuyor ve bu genetik materyal 1-2 gün içinde de yok oluyor. Yani bunun kısırlığa nasıl neden olsun? Yani bunun gibi söylentilere inanmayın. Bu sebepten dolayı gerek Çin aşısı, gerek BioNTech aşısı kısırlığa neden olmaz. Ve tüp bebek üzerine çalışan, tedavi gören aileler de bu tüp bebek tedavilerini etkilemez. Sadece tüp bebek tedavisi alıyorsanız, yani enjeksiyon oluyorsanız sadece aşıdan 1-2 gün sonra yapılmasında fayda var. Çünkü aşıya bağlı ateş olur, baş ağrısı olur, mide bulantısı olur. Ondan dolayı 1-2 gün ara verseniz faydalı olabilir. Bunun dışında tüp bebek tedavinizi de etkilemez. Yani netice olarak gerek BioNTech aşısı, gerek Çin aşısı, gerek Rus aşısı kısırlığa neden olmaz. Üremenizi etkilemez. Gerek kadınların gerek erkeklerin üremesini etkilediğine yönelik herhangi bir bilimsel veri yoktur. Kısırlığa neden olmamasından dolayı tüp bebek tedavilerini sürdüren aileler de bu aşıları kendilerine uygun olanını tercih edebilirler. Gerek BioNTech aşısı, gerek Çin aşısı, gerekse Rus aşısı bu kişilerde uygulanabilir. Şimdi aşı karşıtları bu koronavirüs aşılarının kısırlığa neden olduğunu söylüyor ya, onlara sorun. Hangi mekanizmayla oluyor? Hangi mekanizmayla kısırlık yapıyor? İçinde civa yok, içinde alüminyum yok. Yani diğer aşılarda bulunan hiçbir ekstra madde de yok. Hangi mekanizmayla kısırlık yaptığını sorun. Mekanizmayı açıklayamayacaklardır. Bu sebepten dolayı onlara bu soruyla karşılarına çıkabilirsiniz. Çünkü bilimsel veriler bize doğurganlığı etkilemediğini ve kısırlığa neden olmadığını bildiren veriler var. Karşıt eğer çıkarmak istiyorlarsa o zaman bunun detaylarını, yani bilimsel nedenlerini de ortaya koymak zorundalar.